Başkanı Sayın Ahmet Akkaya, yani İOSİT Başkanı olacak karşımızda. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. İyi akşamlar Murat Bey. Nasılsınız? Çok sağ olun. Sizleri gördük, daha iyi olduk diyelim. Bugün aslında çok güzel bir gündü finans piyasalarında yatırım yapan yatırımcılar açısından, ama son 17'den sonra gelen satışlar onları biraz üzdü. Onlar üzünce de bende bir miktar motivasyonum düşüyor tabii ki, ama günler var, yarın var. Yarından umudu kaybetmemek lazım. Şimdi sizlerle aslında birazcık daha bölgenize, sanayinizi konuşmak istiyoruz. Sanayi bölgenizi konuşmak istiyoruz. Ama bu dernek ne iş yapar? İş İnsanları Derneği amacı nedir? Misyonu, vizyonu dinleyebilir miyiz sizden? İki telli organize sanayici, İş İnsanları Derneği. İki telli organize sanayi bölgesinde. İş insanları tarafından bölgemize ve ülkemize faydalı olmak, hizmet etmek için kurulmuş bir STK'dır. Dostluğun, işbirliğin, kardeşliğin gelişmesi adına, bu bölgeye faydalı olmak adına kurulmuş bir STK'dır. İki telli organize sanayi bölgesi dediğimiz zaman ülkemizin en büyük, dünyanın sayılı organize sanayi bölgelerinin arasındadır. Burada 30 bin aşkın iş yeri var. 350 bin aşkın çalışan, günlük 1 milyona yakın insanın hareket halinde olduğu, İstanbul son 10 yılda İstanbul'un göz bebeği olan bir sanayi merkezidir. Biz de bu bölgenin STK'sıyız, iş dünyası STK'sıyız. Bu bölgedeki tüm işletmeler bizim doğal üyemiz olarak kabul ediyoruz. Üyelerimizin, sanayicilerimizin sorunlarını dile getirmek adına, sanayicimizin devletle sanayicimizin arasında köprü olmak adına faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İOSİT bir proje merkezi, bir eğitim merkezi, aynı zamanda bir ARGE merkezi olarak çalışmaktadır. Sürekli biz projeler hazırlıyoruz. Bölgemizin cazibe merkezi olması adına, bu bölgedeki sanayicilerimizin kendisini geliştirmesi adına eğitimler veriyoruz. İhracat adına çalışmalarımız var. İOSİT'te sürekli İngilizce eğitimleri, devlet destekleriyle ilgili de danışmanlıklar, evet. Buna benzer birçok faaliyetler yürütmekteyiz. Evet, gayet güzel başarılar diliyorum. Şimdi bu tabii sizin sanayi bölgenizde en çok hangi alanlarda üretim oluyor Ahmet Bey? Yani hangi sektörler daha fazla üretim yapıyor? Nasıl bir bölge İki Telli? İki Telli Organize Sanayi Bölgesi 1984 yılında şehir içinde kalan işletmelerin şehir dışına çıkarması adına 38 kooperatifte kurulmuş bir sanayi bölgesi. Diğer sanayi bölgelerinde farklı. Türkiye'de 5 tane var, bu sanayi şekli var. Aynı zamanda kooperatifler de oluşmaktadır. 40'a yakın sektör var bu bölgede. Tüm sektörleri kendi bünyesinde barındırıyor. Ülkemizin en büyük ihracatta, istihdamda, yatırımda pay alan bir yer. İki telli şu an kabloya sığmıyor. Sanayicilerimiz kendini geliştiremiyor. Yeni makineler alıp yeni üretimler kuramadıkları için, işini geliştiremedikleri için biz İOSİT olarak KOBİ'lerimizin ihtiyacına binaen bir proje hazırladık. İlgili kurumlarla İtibat halindeyiz. 500 metrede 5000 metreye kadar sanayici 10.000 metreye kadar sanayicimizin ihtiyacını görecek modern iş merkezleri, üretim alanları alanda çalışmalarımız var. Çünkü bu bölge gerçekten ülkemizin büyük bir değeri, üretim merkezi. Burada büyük bir potansiyel var. Sanayicimiz kendini geliştirme adına biz devletimizin konutta TOKİ kanalıyla vatandaşlarımızı nasıl ev sahibi yapıldı, aynı zamanda ucuza ve sosyal konutlar ürettiyse, ülkemizde sanayi alanında bir hamle başlaması adına sanayicimizin parasını toprağa, betona değil de sermayesini geliştirerek işini geliştirmeye yönelmesinin, bankaların eline düşmemesi adına devletimizin üretim alanları oluşturarak
tamamen üretim odaklı, sanayicimizin devredemez, satamaz, kiraya veremez, üretim yaptığı sürece kullanabilir. Bu modelle biz ülkemizde sanayileşmenin adına bir projemizi hazırladık. Bu projeyi de ekranlarda gördüğünüz gibi tüm sosyal alanları mevcut, lojistik alanları mevcut, çalışanlarımızın sağlık ve kreş, sağlık ocağı, kreş, ibadethaneler gibi her şeyi bu projede düşündük. İnşallah TOKİ kanalıyla devletimizin ilgili kurumları buna yer tahsisi yapıldığı zaman ülkemiz adına büyük bir üretim şahlanması olacağını düşünüyoruz. Peki şu an doların gelmiş olduğu seviye sanayici açısından nedir? Yani dolar ve euroya baktığımızda euro tarafında bir güçlenme var Ahmet Bey. Siz orada daha çok bölgenizde ihracat kalemleri mi var ve dövizin geldiği seviyeyi nasıl okuyorsunuz? Birinci sorum. Ve şu anda sanayicinin yaşamış olduğu bölgenizde bir sorun var mı? Bu anlamda buradan yetkililere ne söylemek istersiniz? Şimdi tabii bu pandemi süreci sıkıntıların yanında fırsatlar da doğdu. Bizim ihracat yaptığımız, en büyük ihracatı yaptığımız Avrupa hemen bizim yanı başımızda olması hesabıyla Çin'deki volümlü alımlarını Türkiye'de parsiyele çevirerek Türkiye'ye aslında bir fırsat doğmuştur. Biz kendimizi geliştirip üretim alanında daha kaliteli, daha rekabet eder bir duruma geldiğimiz zaman ben sanayinin, üretimin, ihracatın çok gelişici kanaatindeyim ve bunları da görüyoruz. Bir normalleşme sürecinde kapasite arttı. Yani bir eskiye doğru bir yöneliş var yani üretimde. Şimdi tabii ki doların çok yükselmesi veya düşmesine ziyade istikrarlı bir şekilde kalması önemlidir. İhracatçıya baktığınız zaman istikrarlı kalırsa ona göre hesabını yapar. Bu pandemi döneminde şirketlerin bazı sıkıntılar oldu. Bazı sektörler işleri iyi giderken havacılık, restoran, hizmet sektörü, turizm, tabii bazı sektörler sıkıntıda. Bunlar da tabii devletimizde bir yardım, bir destek bekliyorlar. Bunu da sizin aracılığınızla burada dile getirmiş olayım. Kira yardımı gibi, vergilerde indirim veya hibe gibi, alınmama gibi. Böyle bir beklentisi var sanayicimizin. Sürekli dile getiriyor üyelerimiz, sanayicilerimiz. Bu konuda yani bizim önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Devletimiz, milletimiz el ele vererek bir sanayileşme hamlesi başlatmamız gerektiği kanaatindeyim. Milli ve yerli üretimi desteklemek. Aynı zamanda bugün gururumuz olan hava araçları, İHA'lar, iki telli organize sanayi bölgesinde bir atölyede doğmuştur. İki telli bölgesi sanayi, aynı zamanda sağlık, spor merkezidir. İstanbul'un göz bebeği bir yerdir. Biz de buranın da bir sanayicilerimizi temsil eden bir STK olarak devletimizin sanayiciye sahip çıkmasını, İki tellinin sesini duymasını, bu bölgede kiraların çok yüksek olduğunu, sitelerde aidatların yüksek olduğunu ve yerlerin çok elverişsiz şartlarda üretim yapıldığını, bir makinesini daha ilave edemediği sanayicilerimiz var. Sürekli bize STK olarak bu şikayetler geliyor araştırmalarımıza göre. Biz de sizin aracılığınızla devlet büyüklerimize iki tellinin sesini duyun, bu potansiyeli değerlendirelim. Ülkemiz adına üretim, istihdam, ihracat adına bir hamle başlatalım diyoruz. Projemize destek bekliyoruz. Evet, peki son olarak da bu desteği buradan biz de sinir bu aracılıkla, ekranımız aracılığıyla iletmiş olduk. Ahmet Bey, projelerin, KOBİ'lerin gelişimine katkısı nasıl olur diye bir cümleyle alalım, süremizi de aşmamak adına rica etmiş olalım sizden. Türkiye ekonomisinin ağırlıklı olarak KOBİ'lerde oluşmaktadır. KOBİ Kurtarma Fonu diye bir fon kurulmasını biz her zaman dile getiriyoruz. KOBİ'lere sahip çıkılmasına. Türkiye'de eğer Türkiye gelişip büyüyecek, sanayileşip büyüyecektir. Biz bu anlamda gerçekten KOBİ'lerin önünün açılmasına, KOBİ'lerin
sorunlarının dile getirilmesi, işçi işverenin sorunlarının çözülmesi bu anlamda çok önemlidir. Türkiye gerçekten bu pandemi döneminden sonra Amerika, Çin gerginliği, yani dünyada yaşanan bütün olaylardan Türkiye'yi ne çekememez, Türkiye adına bütün yapılan olumsuz hamlelere rağmen ben Türkiye'nin sanayide önü açık, ihracatının gelişeceğini, Cumhurbaşkanımızın 2023 hedeflerine koyduğu 500 milyon milyar dolar hedefini, benim çok hoşuma giden hayalimiz budur. Biz de iki telli organize sanayide iş insanları olarak ülkemizin bu hedefe ulaşması adına ne katkımız olur? Bu doğrultuda var gücümüzle hep birlikte çalışıyoruz. Elimizde geleni yapıyoruz ama KOBİ'lere sesini duyması, KOBİ'lere sahip çıkılması, önünün açılması gerektiği kanalı.